Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Bugün sizlere Polonya'da işsizlik maaşı nasıl alınır? Kimler alabilir? Kimler hak kazanır? Ne kadar çalışmanız lazım? Neler yapmanız lazım? Ve maaşlar nasıl? Onlar hakkında konuşacağım. Hele şu günlerde yaşadığımız olaylardan dolayı birçok işini kaybedenler bulunmakta. Ve özellikle yabancılar ya da biz Türkler çok fazla haklarımızı bilemediğimizden dolayı bunları kullanamıyor olabiliriz. Ondan dolayı sizlere bunun hakkında bilgi vereyim. Hem de onun haricinde Türkiye'de olsun başka yerlerde yaşayıp Avrupa'da işsizlik maaşları nasıl, Polonya'da işsizlik maaşları nasıl alınabiliyor, kriterler neler, bunlarla ilgilenen kişileri de hem de bir referans olur diye düşündüm. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Takip edebilirsiniz. Bana oralardan ulaşabilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar buraya ekrana da koyacağım. Normalde işsizlik maaşı iki kriterde alınabiliyor ve o iki kriteri de sağlamak için farklı kriterler bulunuyor. Bir işsizlik maaşı normalde 6 aylık verilir, bir de 12 aylık verilir. Bunun için ayrı kriterler bulunmakta. Burada 6 aylık ve 12 aylık olmak üzere burada sizlere maaşlar ne kadar, gene bir genel bir grafik koyacağım. Aşağıda o grafiği ya da tüm açıklamaların olduğu, tabii ki İngilizce yazılmış, linki de bırakacağım. Avrupa Birliği'nin Polonya ile ilgili yayınladığı makale, işsizlik maaşı ve erken emeklilikle alakalı tüm bilgilerin nasıl hak kazanılacağını anlattığı çok detaylı bir makale bulunmakta. İsteyenler oradan okuyabilir. Ben oradan referans aldım. Arkadaşlar 12 aylık maaş alabilmek için bazı kriterler bulunmakta. Bunlardan biri, bulunduğunuz bölgedeki işsizliğin Polonya'nın toplam genel işsizliğinden %150 fazla olması lazım. Bu nedir? Mesela sizin bulunduğunuz yerde o kadar çok işsizlik olması lazım ki o işsizlik Polonya'nın tüm işsizlikle karşılaştırdığında %150 fazla olması lazım. Bu da nasıl? Mesela siz bir ilçede oturuyorsunuz, değil mi? Bu ilçedeki toplam işsizliğe bakıyorlar, karşılaştırıyorlar. Atıyorum ki %10. Mesela Polonya'yı karşılaştırıyorlar. Atıyorum ki 38 milyonu var. Toplam işsiz sayısı 2 milyon. Bu da ne kadara denk geliyor? %10'u 10'dan aza denk geliyor mesela. Bu birinci kriter. Yani mesela atıyorum %10 kriterse %150 fazla demek ne demek? Bunun 1,5 katı demek. Yani en az bulunduğunuz yerdeki işsizlik oranının, örnek veriyorum, %15 olması ve yukarı olması lazım. İkinci kriter, 50 yaş üstü olmanız lazım ve 20 yıl çalışmanız lazım. Bu 20 yıl legal. Bizdeki SGK gibi, burada ZUS, yani tüm vergilerin, sağlık sigortasının yatırıldığı, yani legal bir çalışma ortamından bahsediyorum. 50 yaş üstü ve 20 yıl çalışmanız lazım ki buna hak kazanın. Onun haricinde eğer 15 yaşından büyük çocuğa veya aileye bakmakla yükümlüyseniz ve bunu kanıtlayabilirseniz, atıyorum ki çekirdek bir aileniz var, büyük bir aileniz var ya da anneanne, babaanne, anneye, babaya bakıyorsunuz. Yani böyle durumlarda bu 12 ayda alma hakkınız bulunmakta. Bu gibi durumlar çok nadir olduğundan dolayı genel olarak alan kişiler zaten 6 aylık alıyorlar. Bunun haricindeki kişiler de 6 aylık alıyorlar. Şimdi genel olarak Polonya'da dediğim gibi 12 ay alabilmek için gerekli kriterleri söyledim. Onun haricinde normalde insanların işsiz olduklarında bu kriterleri sağlamıyorsa 6 ay alıyorlar. Peki işsizlik maaşı nasıl alınır? Genel olarak 12 ay hak kazanmak için genel kriterleri söyledim. Genel olarak bu kriterleri sağlamayan ama işsizlik maaşını almak isteyen, 6 ay boyunca işsizlik maaşını almak isteyen kişiler için kriterler. Polonya'da son 18 ayda 365 gün çalışmanız gerekmektedir. Yani 18 ayda, yani 1,5 yılda toplamda 365 gün çalışmanız lazım toplam. Yani ara vermiş olabilirsiniz ama toplamda 365 gün olması lazım. Bunu nereden başvurabilirsiniz? İş ilçenizdeki çalışma ofisinden başvurabilirsiniz. Bunun da adı Urzat Prasi diye geçiyor.
Burada da yazacağım. Google'a yazarsanız zaten Google Maps ya da Google Otomatik sizin bulduğunuz lokasyona göre en yakın bu ofisi gösterecektir harita üzerinden. Bu dediğim gibi bu ister iş yeri sahibi olun ister çalışan olun sigortasının yatması lazım. Yani sigortanızın yatması lazım ki kanıtlayabilmeniz için. En aşağı minimum asgari ücret kazanmanız lazım. Bu asgari ücret tanımı devletin kurumları tarafından yapılmıştır. Buradaki asgari ücret bellidir. Her yılda değişir. Onun için genel olarak yasalara ve devletin tanımladığı asgari ücret tanımına bakarak kendiniz karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Ve ayrıca siz bu işsizlik maaşına başvurduğunuz zaman son 7 günde herhangi bir teklif almamanız gerekmektedir. Bunlar nedir? Yani herhangi bir staj olabilir, paralı iş olabilir. Bu gibi herhangi bir teklif almamanız ve işsiz olmanız gerekmektedir. Bunları kontrol ediyorlar kesinlikle. Çünkü son 7 günde bir teklif alırsınız. Sonradan eğer hani ya da bugün siz işsizlik maaşına başvurursunuz. Belki hani uyanıklık yapmak için aynı anda da hem alayım hem de sigorta yatırsınlar diye düşünebilirsiniz. Yani böyle şeyler yapmayın. Kesinlikle devlet, vergi dairesi, Çalışma Bakanlığı bunları görüyor sistem üzerinden arkadaşlar. Yani belki iki zaman görmezler ama 2-3 ay sonra yatmaya başladıktan sonra direkt görürler ve size verdikleri parayı katın fazlasıyla faiziyle alabilirler. Onun için dikkat edin. Burada size göstereceğim arkadaşlar fiyatlarının ne kadar olduğunu. Gördüğünüz üzere minimum 5 yıl çalışırsanız ne kadar alacağınızı burada gösterdim. 5 yılla 20 yıl arasında çalışırsanız ne kadar alıyorsunuz? 20 yıldan fazla çalıştıysanız ne kadar alacağınızı gösteriyorum burada. Yalnız bu verdiğim değerler brüt değerler. Bunların içerisinden vergi, sağlık sigortası gibi şeyler de çıkıyor yani çalışan gibi. Devlet size verdiği işsizlik maaşından vergi kesintisi de yapıyor. Ortalama %31 bir kesinti diyebilirim. Atıyorum ki 5 yılda toplam size vereceği para 678 ise brüt ne kadar oluyor? %33'te birini çıkartın ortalama 500 küsür zloty kalıyor. 5 yılla 20 yıl arasında çalıştıysan 847 zloty, onu da %30 dediğim üzere. Eğer 20 yıl üzeri ise de 1000 zloty, oradan da 3'te 1 çıkaracaksınız. O da 300 zloty, kesintiyle 700 küsür zlotya falan denk gelmesi lazım. Bu kesintiler ve yalnız bu size verdiğim değer var. İki tane değer bulunmakta. İlk verdiğim değer, sol taraftaki değer, ilk 3 ay alacağınız maaş. Sağ tarafta gösterdiğim değer de daha az olan değer de 3 aydan sonra alacağınız değer. Yani mesela ilk 5 yıl çalışmışsınız 678 lot aldıysanız 3 aydan bu parayı 3 ay alabiliyorsunuz. 3 aydan sonra da mesela 6 ay mı almaya hak kazandınız veya 12 ay mı? Mesela 6 ay mı almaya hak kazandınız? İlk 3 ay 678 lotu brüt alıyorsunuz. Sonra da 532 lotu brüt alıyorsunuz. Yani hiçbir şey. Yani bu hiçbir şey yetmez ama tabii işsiz olan kişinin maalesef ki o durum düşünecek şeyde değil. Ne olursa almaya çalışır tabii ki de. Ama genel olarak bu Polonya Avrupa standartlarının çok 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 altında. Çünkü ben çalışan olarak ne kadar vergi kesildiğini ben biliyorum. Ve adil hiç de adil gözükmüyor maalesef ki. Gördüğünüz gibi 5 yıl ve 20 yıl arası çalışan bir kişiye 847 zlotu brüt bir vergiler içinde yani çıkılmamış hal bu net değil dediğim üzere bir para verilirken 3 ay sonunda 3 aydan sonra da bu parayı 665 zlotu olarak almaya başlıyorsunuz. Yani daha az alıyorsunuz. Yani bu alacağınız değerler sabit değil. Ekranın solunda gösterdiğim ilk ya bana göre kendim size göre de öyle. Normalde tablonun solu ilk 3 ay sonrası geri kalan zamanı alacağınız değerler. Zaten 12 aylık alabilmeniz için 20 yıl tecrübeniz olması lazım. Videonun başına dediğim üzere. Orada da zaten gördüğünüz üzere 1047 zlot alıyorsanız ilk 3 ay sonraki 9 ayda 800 zlot alacaksınız. Genel olarak videom böyleydi. Lütfen yorumlarda bahsedin. Ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar nasıl? Türkiye'deki işsizlik maaşı ne kadar bilmiyorum ama bildiğim üzere az. Türkiye'de de az, burada da az. Hiç yeter mi bu? Kesinlikle yetmez. Ama en azından sizi bilgilendireyim dedim.
Genel olarak başvuru nasıl yapılır, bunun hakkında bir bilgin bulunmamakla birlikte. Dediğim gibi size verdiğim burada ekranda yazdığım çalışma ofisine gidip her ilçede bulunmakta. Oradan direkt sorabilirsiniz. Zaten başvuru formu olacaktır %100. Ve onun haricinde zaten sizin çalıştığınızı kanıtlayacak sigorta geçmişi, dokümanları, yani biz buradaki ZUS geçmişi, verginin yatırıldığına dair çıktılar alınması lazım. Bunu da çok rahat online veya ZUS ofislerine giderek, bizdeki SGK gibi düşünün, alınabilir. Yani kriterler zor mu? Zor kesinlikle. Ve 5 yılın sonunda aldığınız maaş hiçbir şey, ama tabii insan işsiz olunca Allah korusun hiç bakmıyor, ne olursa alayım diyor. Videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Hala takip etmiyorsanız takip edin. Yorum yapın. Beğenin. Bu hala takip etmiyorsanız takip edin. Çünkü bunlar sizin yapabileceğiniz en bedava, en kolay işler. Sizden tek beklentim bu. Destekleriniz, ki ne kadar siz bu videoları beğenir, yorum yaparsanız daha üst sıralarda başkaları da görür ve önlerine çıkar. Hem de kanalımızda büyür. Teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.